Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Muhterem hazirun hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Risale-i Nur külliyatından tarihçi hayattan tahlillerden bir iki paragraf okuyacağız. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin azami derecede beraber müstefid ve müstefiz olmayı, feyz alıp faydalanmayı bizlere nasip eylesin. Tahliller, bu okuyacağımız yer merhum Eşref Edib'in 1952 yılında üstadımız ve üstadın hizmeti hakkında yazmış olduğu bir tahlildir, bir yazıdır. Uzun bir ayrılıktan sonra Belki 27-28 sene oldu üstadı görmeyeli. Onu görmek mübarek simasını doya doya seyretmek için her zaman gidip ziyaret etmek istediğim halde meşguliyetten bir türlü vakit bulamadım. Fakat o kalplerde yaşadığı için manevi varlığı ile daima beraberdik. Bu gönüllerdeki ihtiyacı bir dereceye kadar tatmin etmez miydi? Kendisini görüp kucaklaştığımız zaman onun nurani simasının verdiği zevk maddi hasretin de ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Üstatla tanışmamız 47 seneyi geçti, 40 seneyi geçti. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir. Akifler, naimler, Ahmet Naimler, Feritler, İsmail Hakkı İzmirliler ile birlikte saatlerce tatlı tatlı musahabelerde bulunurduk. Üstad kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur, onun konuşmasındaki celadet ve şehamet bizi de heyecanlandırırdı. Harikulade fıtri bir zeka, ilahi bir mevhibe, en mudil, en karışık meselelerde Zekasının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur'an. Bütün feyiz ve zeka kaynağı bu. Bütün o lem'alar doğrudan doğruya bu kaynaktan nebean ediyor. Bir müçtehid bir imam kadar rey sahibi, kalbi bir sahabi kadar imanla dolu. Ruhunda Ömer'in şahameti var. 20. asırda devri saadeti nefsinde yaşayan bir mümin. Bu 41 senedir bu ders devam ediyor. Şimdi bu dersimizde okuduğumuz risalelerin müellifini merhum edip eşref edip ne yapıyor? Bize izah ediyor. Bütün hedefi iman ve Kur'an. Yani hedefinde iman ve iman hizmetinden ve Kur'an hizmetinden başka hiçbir şey yok. Hatta Afyon hapishanesinde savcı müddei umumi bir iddianame hazırlıyor. İddianamede üstad buyuruyor ki ben bu iddianamede 80 81 hatasını ispat ettik diyor. Eğer diyor verdiğiniz bütün cezalara razıyım 100 hatasını ispat ediyor. 100 tane hatalardan birisi üstadı idamla mahkum etmeye çalışan müddei umumi güya zelzeleler izni ilahiyle oluyor ve Risale-i Nur'a yapılan bu tehacümden dolayı gadab-ı ilahi tahrik ediyor diye dalga geçince üstad kendisinin idamla yargılanmasını bir kenara bırakıp ve evha rabbuke e, izâ zülziletil arzu zilzâleha suresinde bi enne rabbeke diye bitiyor ya ayeti celile Rabbin arza vahyediyor ve arz öyle ihtizaza geliyor. Ayeti celilesini delil göstererek ne yapıyor? Kendini değil, Kur'an ayetini ve imani bir rüknü ne yapıyor? Orada müdafaa ediyor. Yani üstadın gayesi, hedefi hapishaneden çıkmak, hürriyetini elde etmek değil, imani mesaili tahkik etmek, tahkim etmek, hakikate kavuşturup muhkemleştirmek. Bütün hedefi ve Kur'an ve iman, bütün hedefi Hatta diyor ben bu gaye için iki hayatımı alıp meydana çıktım. Tek hayatı olanlar karşıma çıkmasın. Yani hem dünya hem uhrevi hem dünyevi menfaatimi bir kenara attım buyuruyor. Tek hayatlı olanlar karşıma çıkmasın. Arkadaşlar değerli hazirun. Üstadımız yine bir yerde buyurur ki her hakiki hasenatın menbaı iman olduğu gibi cesaretin dahi menbaı imandır. En cesur insan la şek bila şüphe Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdır. Niye? İmanı en zirvede. Onun için kendisini teslim almaya gelen 280 tane müsella silahlı müşriğe karşı Hazreti Ebu Bekir korkup ağlarken La tahsen innallahe meana diyebilmiş. Bundan dolayı onun davasını takip eden hakiki mücahitler ne yapmışlar? Demişler ki üstad mesela birisi üstad dediği zaman hak bildiğim davada korku elimden tutup beni vazgeçirememiş buyurmuş. Demek ki bu davaya gönül veren, iman ve Kur'an'ı ve rızayı ilahi istihfa, istihdaf eden yani hedefine oturtturan bir kişi artık dünyevi hiçbir tehditten korkmuyor. Niye? Ölürsem şehidim en yüksek makam. Öldürsem gaziyim. Yaşarsam gaziyim. İslam'ın gayetül gayası olan yani gayesinin en hedefinde olan tevhid ve Allah'a iman esası onun ve Risale-i en büyük umdesidir. Devri saadette Müslümanların ilk kuruluş zamanlarında olsaydı Hazreti Peygamber Kabe'deki putların parçalanması vazifesini ona verirdi. Allah Allah. Biliyorsunuz Hazreti Halid bin Velide bu vazifeyi veriyor. Kabe'yi mekeffet edilince Kabe'nin kapısı açılıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Halid'e emrediyor. İçerideki putları kır, devir. Putlardan temizlenince Resul-i ve vel Mustafa aleyhissalatu vesselam aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne yapıyor orada? İki rekat şükür namazı kılıyor. İşte diyor eğer diyor Bediüzzaman Resulullah'ın zamanında yaşamış olsaydı şirke öyle düşman ki Kabe'deki putların kırılma vazifesini Cenab-ı Peygamber ona verirdi. Mücahede ile gönüllerde iman ve Kur'an hakikatlerini yerleştirmek için geçen uzun bir asra yakın bir ömür, fazilet ve şehametle geçen bir ömür, harp meydanlarında mücahitlerin önünde kılınç, elinde dimdik ayakta düşmana saldıran bir kahraman. Başımdaki saçlarım dedince başlarım bulunsa, her gün birisini kesseniz, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş boyun eğmeyecektir diye kükremiş. Milyonlar başların feda olduğu kutsi bir hakikate başımız dahi feda olsun diye ölümü istihfaf etmiş, hafife almış. Kur'an ve tevhid davasını istihdaf, ölümü istihfaf etmiş. Fak esarette düşman kumandanına karşı koyan bir kahraman, İdam sehbasında düşman kumandanını düşündüren, insafa getiren bir kahraman, ne yapıyor? Dört kumandanlara karşı, İngiliz kumandanına İstanbul'u beş sene esarette kaldı biliyorsunuz. O esarette, İngiliz o zaman İngiliz İngiliz'in bir kumandanı var İstanbul'dan sorumlu. Bediüzzaman'a zamana vurma emri verilmiş. Nerede görülse vurulsun diyor. Tükürün o zalimlerin o hayasız yüzlerine diye matbuat lisanıyla o kumandana ve onun sözcüsüne ne yapmış? Tükürmüş. Hiç korkmamış. Ve Hurşit Paşa'ya divanı harbi örfi teşekkür etmeyerek zalimler için yaşasın cehennem diye ne yapmış? zalimliğini yüzüne suratına çarpmış. Birinci reise ne yapmış paşa paşa kainatta en büyük hakikati imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur diye ne yapmış? Büyük ve ali bir hakikati onun hayasız yüzüne çarpmış. Rusya'da dördüncü kumandan ise Rusya'da esirken Rusya başkumandanına ne yapmış Nikola Nikolaevich'e karşı kıyam etmemiş. Bana sana karşı kalkmamayı imanım emrediyor diye ayağa kalkmamış esirken. Millet ve memleket için canını vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedai. Milyonlar başların, kahraman başların feda olduğu bir hakikate başımız dahi feda olsun. Yani milyonlar başlar bu ve cahidu fillahi hakka cihadihi hu'ectebakum Sizi seçtim. Sizi Müslüman yarattım. Sizi Hazreti Muhammed Mustafa'nın davasına bende yaptım. Ona ümmet olma şerefi size nasip ettim. يَاتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِنَا اِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ Madem ki böyle, siz de benim davamda Allah'ı sevecek, müminlere karşı mütevazi, kafirlere karşı izzetli olup, bu davam için cihad edeceksiniz buyurmuş Cenab-ı Hak. Biz bu ayete masadak olduk. Bu ayeti celile belki kıyamet sabahına kadar gelecek bütün kavimleri, bütün müminleri, Müslümanlar içerisine alıyor ama bu ayete en layık olan bir kişi var. Bir topluluk var. Elhamdülillah bu kavim, bu millet şu Türkiye Cumhuriyeti'nde tavattun eden bu millet bu ayeti celileye masada olduk. Evet fitnenin bozgunculuğun en müthiş düşmanı aramıza fitne verdin deyince o birinci reisi işte o bundan dolayı celalleniyor. Fitnenin en büyük düşmanına sen burada geldin namazdan bahsettin. Namaz kılanlar çoğaldı. Mescit büyüdü. Aramıza fitne soktun diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk reisine ne yapıyor? Böyle celalli bir şekilde kükrüyor. En büyük düşmanı fitnenin. Milletin menfaati için her türlü zulme, işkenceye tahammül ediyor. Onun zul ona ona zulmedenlere beddua bile etmez. Onu zindanlara atanlara ancak salah ve iman temenni eder. Gaye uğrunda ölüm onun için basit bir şeydir. Ona diyor zulmedenlere beddua dahi etmez. Kastamonu hayatında Emin ağabeyinin ve Mehmet Feyzi rahmetullahi aleyhima Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Yazmış olduğu bir mektuptan bir pasaj parça okuyayım. Evet, yani kendine zulmedenlere beddua dahi etmiyor bu Ali Cenab Ayatı teşriiyeyi havi, havi. Yani teşri, şer'i ayetleri havi kim? Hazreti Kur'an-ı Mucizül Beyan. Tekvini ayatı havi, nedir? Kainat, kitabı kainat, teşri ayatı havi, Hazreti Kur'an'dır. Şeriattan gelen emirleri içerisinde barındıran Hazreti Kur'an, kevni kün emrine muhatap olup da vücuda gelen bu ayetleri içinde barındıran ise bu kainat kitabıdır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakaik ve maarifini ve ayatı kevniyeyi şamil, Kitab-ı Kebiri kainatın vezaif ve, ve me'anisini beyan edip, vazifelerini ve manalarını beyan edip, marifetullahın en yüksek derecatına, Allah'ı tanımanın en yüksek derecatına, biz Cenab-ı Hakk'ı esma-i hüsnası ve sıfat-ı ulyasıyla tanıyoruz. Risale-i Nur sayesinde Cenab-ı Hakk'ın adil olduğunu... Kerim olduğunu, muntakim olduğunu, cebbar olduğunu, celil olduğunu Esma-i Hüsna'sının tecelliyatıyla kainatta mücella olan o kevni ayetlerinden ne yapıyoruz biliyoruz. Fanzur ila athari rahmetillah ayeti celilesiyle tefsirine başlayan bu zatın, bu Ali Cenab zatın bizi öğretmesiyle kainat kitabını ne yapıyoruz okuyabiliyoruz. Uruca nev-i beşer en yüksek derecatına Uruca nev-i beşeri teşvik eden Ve bugünkü günde ölmeye yüz tutan kalpleri Bile izni ilahi ile ihtizaza getirecek kadar Harika bir eseri bedia Bedi setkin bir eser olan Bir seyran-ı seri'a olan insanları hayalen ve aklen acayip memleketlerde seyran ettiren, seyahat ettiren değil mi? Münacat Risalesini okuyoruz. Ayetül Kübra'yı okuyoruz. Tevhid bahislerini okuyoruz. Cennet cehennem bahislerini okuyoruz. Hayalen ne yapıyoruz? Seyri sefer ediyoruz. Hayalen ve aklen. Risale-i Nur ile neşri hakayık eden bu vücudu mes'ud ile beşeriyet iftihar etmek lazım gelirken bütün beşeriyet iftihar etmek lazım gelirken çok gariptir ki ehli şekavet tarafından şaki olan o ellezine yestehibbun el hayate dünya onlar ki bilerek ve isteyerek Allah ne yaparlar dünyayı ahiret hayatına tercih ederler ve yasudduna an sebilillah Allah'ın yolunu da seddetmeye, kesmeye çalışırlar. Ve yasuddûne an sebilillah ve yebğûne heyvaca. O yolda da eğrilik göstermeye çalışırlar. Değerli Hazirun, Müslümanların cennete giden yolu yaklaşık 100 seneden beri ne yapılmaya çalışmış? Kesilmeye çalışmış. Yol kesene ne denir? Şakî denir. Bunu Kur'an diyor. Diyor ki ehli şekavet, bu şakiler, bu hep hayatının her şeyinden şikayetçi olan. Bakın ehli şekavet o yol kesenler hep şikayetçi olur. Her şeyden şikayet ederler. Ama mümin mesud olur. Şükür sahibi olur. Müminin hayatında şikayet bulamazsın. Evladı ölür. Rabbimin bana vermiş olduğu bir emanetti. Rabbim aldı. Başına bir musibet gelir. İnnemâ eşkûbessî ve hüznî ilallah. Ben bana gelen bu derdi Allah'ıma şikayet ediyorum. Hazreti İbrahim gibi öyle der. Ama bakarsın ki ehli şekavet olan en basit bir şey, bir sebzenin fiyatı çıktığında avazı çıktığı kadar bağırır. Arkadaşlar, bu Müslümana yakışmaz. Evet, çok gariptir ki ehli şekavet tarafından, zehir verilmeye cesaret ve taş attırılmaya bile cüret ediliyor. Evet eşiddâ'u belâ eşedu belâ'i hadisi şerifin yarısını buraya aldı ondan şaşırdım. Buyuruyor ki eşeddun nâsu belâ'en el enbiya el evliya el emselü fel emsel eşeddül belâ'i alel enbiya el evliya yani en şiddetli belaya, imtihana tabi olanlar peygamberlerdir. Onun için taşlanmamış hiçbir peygamber yok. Kovulmamış, hicrete mahkum edilmiş, hiçbir edilmemiş hiçbir peygamber yok. Sırrıyla enbiyanın varisi olanların türlü türlü belalara uğramaları hikmeti hikmeti ilahiye iktizasından olmasıyla o zümre-i mübareke gibi üstadımız dahi belalara hedef olmuştur. Hatta Kastamonu'ya ilk teşrif ettikleri zaman çocuklar bir bedbaht şaki tarafından teşvik edilip abdest almak için çeşmeye çıktıkları vakit taş atmışlar. Ben Kastamonu'da 3 sene kaldım kardeşlerim. Değerli hazirun, Üstadımızın polis karakolunun karşısında iki katlı takriben 60-70'er metrekareden iki katlı küçük bir binada mecburen orada mahsur. Yani hareket etmesini önlüyorlar. Orada iskan ettirilmeye mecbur bırakılıyor. Üstad Hazretleri o evinden takriben 150 metre kadar yukarıda bir çeşme var. Biz de oradan gider su içerdik hatırasına. Hem okurken kaldığım yerin Medresemiz de oraya yakındı üstadımızın evine. Oraya üstad su almaya gitmiş. Çeşmenin tam arkasında da bir ilkokul var. Okul var orada. Üstad oraya su almaya gittiğinde ilkokulda bir öğretmen talebelere diyor ki şu gördüğünüz yaşlı bir hayduttur, bir eşkıyadır onu taşlayın. Daha 6-7 yaşında, 8-9 yaşındaki o masum talebelere üstada taş attırıyor hain. Bakın üstad ne yapıyor. Kendi nefsim için söylüyorum. Böyle na seza, na beca, muvafık olmayan bir taşa musab olsam, bana taş atılsa kendimi bir yere siper eder. Ne yapıyorsunuz? Müdahale eder, müdafaa eder, karşılık vermeye çalışırdım. Ama Üstad Hazretleri fakat Üstadımız gördüğü eza ve cefalara ulul azmane sabır ve tahammül eder. Hem sadrı saf safayı sadre ve selameti kalbe malik olduklarından o çocuklara dahi hiddet etmeyip buyurdular ki bunlar Sure-i Yasin'den mühim bir ayetin nüktesini keşfime sebep oldular diye onlara dua ederlerdi taşlan neticesinde de ki bana taş attılar ama bu taş yedim ve Sure-i Yasin'den bir ayeti Allah bana açtı. Buyurun beraber o taşlanma ayetlerini okuyalım. Değerli Hazirun, hiçbir peygamber yok ki taşlanmamış olsun, kovulmamış olsun. Taşlamak nedir? Hani edebiyatta da taşlama var değil mi? Yani tenkit etmek demek. Bunun bir de maddi hali var. Hakikaten taş atmak. İnsan ne yapar? Düşmanına sevmediği rakibine taş atar. Eğer bundan memnu ise, men edilmişse ne yapar? Onu söz ile taşlar. Bak söz ile tenkit etmeye de ne diyoruz? Taşlama diyoruz. Bakınız Hazreti İbrahim'e ne diyorlar? Gale ya <yâ> kavmi Hud suresinin e, 11. ayet 11. surenin 92. ayeti. Bu ayeti celilede buyuruyor ki şunda. Gale ya Şuayb Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a bu Şuayb Aleyhisselam. Bakın Şuayb Aleyhisselam da taşlanıyor. Galu ya Şuayb dediler ki ey Şuayb kavmi dediler ki Ma nefkahu kesiran mimma tegul. Senin dediklerinin çoğunu biz anlamıyoruz. Ey Şuaib. Ve inna lene lenerâke fîne zâîfen. Seni bizden zayıf görüyoruz. Zâîfen. Ve lev lâ rahtüke. Eğer akraban ve çevren olmasaydı. Lerecemnâke. Seni mutlaka taşlayacaktık. Hazreti Şuaib aleyhisselama taşlanma tehdidi yapıldı. Ondan sonra... Ondan sonra le in lem tentehi le eğer davandan vazgeçmezsen seni taşlayacağız diye Hazreti bakın bu da e, Meryem suresinin 46. ayeti 19. surenin 46. ayeti arkadaşlar bu ayeti celilede de ne diyor gale eragibun ente an aliheti ya İbrahim İbrahim Aleyhisselam'a bizzat amcası diyor. Ey İbrahim sen niye bizim ilahlarımıza rağbet etmiyorsun? Ve devamında diyor ki Leynlem tentehi eğer bu dava peygamberlik davandan vazgeçmezsen le ercumenneke seni muhakkak ki taşlayacağız. Başka bir ayeti celile de şu suresinde arkadaşlar orada da buyuruyor ki galu le'inlem tentehi Bak intiha nihayet ver. Hep peygamberler tehdide altında kalmış. Tehdit edilmiş. Son ver artık bu peygamberlik davana. Galu le inlem tentehi ya nu ey Nuh davandan vazgeç. Le tekune neminel mercumin. Muhakkak sen bu davadan vazgeçmezsen taşlanmış kişilerden olacaksın. Ondan sonra başka bir peygambere Galu le inlem tentehi ya lut. Lut Aleyhisselam da taşlanmış. Ona da taş atılmış. Ondan sonra Yasin Suresine geliyoruz. Biliyorsunuz Habibi Neccar'a. E, Necar, Rahmetullahi aleyh. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın üç havarisi. Dini mübini o zamanın dinini anlatmak için ne yapıyorlar? Hataya gidiyorlar. O Hatay halkı onlara diyorlar ki. Habibi Neccar koşup onları kurtarıyor. Galu dediler ki Hatay'ın halkı. İnna tatayyarna bikum. Bunun kökü tayır. Kuş demek. Yani cahiliye devrinde kuşu otururlarmış, Kuş uçması uğursuzluk demektir. Kuşu bir şeyden mesela bir adam sefere çıkacak. Acaba ben bu sefere çıkayım mı çıkmayayım mı? Uğurlu mu değil mi? İlk gördüğü kuş havalanıp sağa doğru uçarsa tamam ben bu sefere çıkayım sola doğru uçarsa ha, bu sefer benim için bu ticaret uğursuzluk. Tatay yerine kuş uçurma. Yani uğursuzluk daha bu kuş kelimesini buradan atalım. Daha kuş denilmiyor buraya. Mesela bana numara yapma diyorum değil mi? Artık siz oraya bir böyle bir harf numarası düşünmüyorsunuz. Tamamen oyun düşünüyorsunuz. Yani o kelime ibare manasından düşüyor. Artık kinai bir mana kazanıyor. Burada da o üç tane havariye ne diyor? Galu inna tatayyarna bikum. Sizde biz biz uğursuzluk görüyoruz. Yani Allah'a davet ediyorlar onları. Onlar ne diyor? Siz uğursuz insan sen sen uğursuz insansın sizler. Le in lem tentehu eğer davanızdan vazgeçmezseniz lenercumennekum ve leyemessennekum minna azabun elim. Vallahi bizden size büyük bir azap, bir şiddetli bir acı, elem verici bir azap dokunacak ve seni muhakkak taşlayacağız. Lener Kum hem baştaki lam hem şeddelinun tekittir. Katiyen seni taşlayacağız. Değerli kardeşlerim, işte üstad diyor ki bu ayeti celile beni diyor, beni diyor. Ee, keşf oldu bana, bana açıldı. Değerli Hazirun, ben bu ayeti celileyi tahlil ettim. Ayeti celiledeki. Bakın. Lein lem ten tehu. Buradaki lein kardeşler, ağabeylerim teşkiktir. Şik, e, şek ifade eder. Yani niyetleri katı ya, Onu attıktan sonra lem ten tehu. Buradaki vav ve elif cem elifidir. Cem vavıdır. Bunları da lein lem ten tehi. Davandan vazgeçmezsen. Yani leini kaldırıp vav ve elifi de kaldırdığımız zaman lenercumennekum leyn lem tentehi lenercumennekum davandan vazgeçmezsen biz seni taşlayacağız. Tam ebced hesabıyla küçük hesap 62 büyük hesap 1339. Yani üstadın taşlandığı zaman yaşı 62 tam taş atıldığı sene 1939 tam o senelere tekabül ediyor yani diyor ki burada işari olarak ebcedi olarak yani davam için taşlandığımı ben orada anladım diyor Değerli hazirun yani taş atılmamış taşlanmamış hiçbir kimse yok e pe peki bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a da taş atılmış mı evet taife gidiyor Taif'te ne yapıyor? Onların Mekke'den artık ümidini kesince yani Mekke'den bizar olunca ümit kesilmez. Peygamberler ümitlerini kesmez. Bizar olunca Taif'e gidiyor. Taif'te ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama taş atılıyor. Taş atılırken ne yapıyor? Ya Rab onlar bilmiyorlar diye beddua etmiyorlar. Cebrail aleyhisselam ya Muhammed aleyhissalatü vesselam Rabbim beni gönderdi. Eğer arzu edersen dağlar meleklerini sana muti kılacak ve bu taifi Rabbin onların başına ters çevirecek. Ne diyor? Ben Rabbimden istiyorum ki bu beni taşlayanların neslinden Cenab-ı Hakk'a ibadet eden nesil getirsin. Değerli Hazirun. Yani büyük insan olmak zor. وَلَا تَسْتَوِ hasenat, وَلَا السَّيِّعَاتِ Hasenat ile güzellikle çirkinlik bir mi? İdfa billeti ya ehsenu fe izellezi ve beynehu adavetun ke hamim. Bu peygambere emredilen bir ayet ve peygamber ahlakını tasvir eden bir ayet. İyilikle kötülük bir olur mu? Sen diyor sana kötülük yapanlara diyor iyilikle mukabele et. Göreceksin ki onlar Çennehu onların olduğunu gibi olduğunu veli yün hamim yumuşak dost olduklarını göreceksiniz. Şimdi devam ediyoruz. Fakat üstadımız gördüğü eza ve cefalara ulul azmane cercis aleyhisselam gibi sabrettim diyor. Biraz sonra okuyacağız. Sanki o büyük peygamberler gibi onların sabrını gösteriyor ve tahammül eder hem sadrı safayı sadre ve selameti kalbe malik olduklarından bunlar Sure-i Yasin'den mühim bir ayetin nüktesini keşfime sebep oldular diye onlara dua ederlerdi. Hatta bu taşı attıran öğretmen sonunda ihtida etti. Üstattan affını rica etti. Üstad hatırlamıyorum bile söyledi. Affettim diyor. Ne kadar sadırı geniş bir insan. Ben bu ders için demiyorum. Sizler benim ağabeylerimsiniz. Yani üstadın herkes bir mümeyyiz, mümeyyiz bir vasfını beğenir değil mi? Benim en hayran olduğum üstadın sabrı. Nasıl sabretmiş. Esirken kumandan ayağa kalkmayan bir üstad. Esir esir. Ne yapmış? Onbaşı gelmiş. Hoca efendi dışarı çıkmayacaksın. Hoca efendi bunu yapmayacaksın. İdare etmiş. Niye? Bizim imanımız kurtulsun diye. Allah üstattan ebediyen razı olsun. Üstad böyleyken Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bir görseniz. O buyuruyor ki İnne hazel kur'ane nezele bil hüzün Bu Kur'an hep bana çileli günlerde indi. Fe izâ tumuhu febkû onu okuyor, okurken hep hüzünlü okuyun. Böyle ana ağlayarak okuyun. Febkü ağlayın. Ve illem tebkü eğer ağlay ağlayamıyorsanız fetebâkev <laughs> ağlar gibi okuyun. Onun için Anadolu'da bakın Kur'an karileri enin ile okur, bir hüzün ile okur, ağlar gibi okur. Yani hüzünle okuyun. Ya Ömer şu kuzu, kuzu çevirmeyi bir yap da yiyelim derken hemen Cebrail Aleyhisselam ayet indiriyor. Böyle bir şey yok. Hep hüzünlerde mağarada sıkışmış. Süraka geliyor. Hayber'de ne yapıyor? Ordu sıkışmış. Taif'te taşlanmış. Mağarada öyle. Hendek Harbi'nde öyle. Yani hep zor zamanlarda Kur'an-ı Kerim ne yapılmış? Nazil olmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam sabırda en zirve ve ya herhalde peygamber bir yani peygamberler gibi bir sabır bedü zamana verilmeseydi o devri ceberutta o cebariyet devrinde ne yapıyor ne yapardı yeter artık derdi <laughs> karşı gelir belki de idam edilirdi onlar diyor benim artık yeter artık dememi bekliyor bundan dolayı üstad hazretleri ne yapıyor hiç politika ve siyasete ne yapıyor? O konularda fikir iras etmiyor. Fikir ihzar, izhar etmiyor. Fikrini zuhura çıkartmıyor. Evet. Üstadımızın yani siyaset yapsın da bize cephe alsın biz bunu idam edelim. Çok zorluyorlar. Üstad Hazretleri o konuda hiç konuşmuyor. Üstadımızın duaları bereketiyle şayanı hayret bir hal kesmettiler ki Üstadımızı uzak yakın nerede görürlerse koşarak yanına gelirler, mübarek ellerini öperler, duasını alırlardı. Millet ve memleket için canını vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedai, fitnenin bozgunculuğun en mühim düşmanı, en müthiş düşmanı, millet menfaati için her türlü zulme, işkenceye tahammül ediyor. Ona zulmedenlere beddua bile etmez. Onu zindanlara atanlara ancak salah ve iman temenni eder. Gaye uğrunda ölüm onun için basit bir şeydir. Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle tagaddi eder. Elbisesi pek basit ve fakiranedir. Beyaz Amerikan bezinden pamuklu bir hırka, çamaşırını kirlenmeden değiştirir ve temizletir. Temizliğe fevkalade İtina eder, kağıt parayı tutmaz ve üstünde taşımaz. Ma namına dünyada hiçbir şey yok, kendi için yaşamaz, cemiyeti için yaşar. Zaten insan medeniyum bir tabdır, tabiatı itibariyle medenidir. Men kâne nefsehu feleyse minel insan. Kimin nefsi, kimin nefsi himmeti ise o insan bile değildir diyor. Bunu kim diyor? Arap edipler diyor. Yani hep nefsi için yaşayan bir insana insan bile denilmemiş. Bakın ben kendi bir hissiyatımı söyleyeyim. Bazen hiç olmaz bir adama şey yapıyorum kalbim yani tam muhabbet edemiyorum. Yusuf abi samimiyetle söylüyorum. Sonra düşünüyorum ki ya ben bu adam benim tavuğuma kış dememiş. Bana bir lira bir zarar vermemiş, bana hakaret etmemiş. Ben bu adama tabi yani çevreden yakın tanıdığım bir kişi. Bu adam bana yakın, emin olun kaç kere denedim baktım ki ya bu adamın hiç kimseye faydası yok. İnsan civilliyeten demek ki faydası olmayan, sadece kendine çalışan insan sevilmiyor. Ben bunu hissediyorum, mutlaka siz de hissediyorsunuzdur tamamen kendini düşünen, kendi menfaatine çalışan, kimsenin gözünü üfürmeyen insan hakikaten yani fıtrata aykırı hareket ettiği için fıtrat ne yapıyor? Aynen mıknatıs gibi onu reddediyor. Atıyor, uzaklaştırıyor. Evet, yapısı ufak tefektir. Fakat heybetlidir, haşmetlidir. Gözde birer şemsi taban gibi nur saçar. Bakışları şahanedir. Maddeten belki dünyanın en fakir adamıdır fakat maneviyet aleminin sultanıdır. Maddi olarak dünyanın en fakir adamıdır. Hatta öldüğümde bütün malımı bir sepette taşıyabilmeliyim diyor. Hakikaten tarihçeyi hayatta bir şey otelden çıkarken bir sepet var değil mi? Bütün malı o tereke hakimliğince o sepetin içerisine sığmış. Öldüğümde malımı bir elimde taşıyabilmeliyim demiş. Maddi olarak dünyanın en fakir insanı ama maneviyat aleminin sultanı. Evet. Dünya büyük manevi bir burhan geçiriyor, buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan, garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslamiyet cem İslam cemiyeti ne gibi çarelere karşı koyacak? garbın sürümüş kokmuş tefesü etmiş batıl formülleriyle mi yoksa iman İslam cemiyetinin taru taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar beni skolastik bataklığı için hesaplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle asrı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eyledim. Kızıl Yıcaz gibi mantık ilmine dair ne yaptığı Eser telif etti. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerine değişliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Yani cemiyetin direği nedir? Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esasları üzerine ne yapılmış? bu cemiyet tesis etmiş. <laughs> ya eyyühellezine amenu stecibu lillahi ve lil rasuli iza lima yuhyikum. Bu ayeti celilenin tefsiri. Ey iman edenler Allah ve Resulü sizi bize bir şeye davet ettiğinde ona icabet edin, ona koşun. Çünkü ancak böylelikle hayat bulabilirsiniz. Din hayatın hayatı hem nur hem esası İhyayı dinle olur bu milletin ihyası. Allah aşkına. Dinde hangi emir var cemiyetin cemiyeti ifsad edecek, cemiyete terör verecek? Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fe kaennema nase cemia. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bak bu ayeti celile. Öldürmek dünyada yasak olsa. Hırsızın elini kesin diyor ve sariku ve sarikatu fakde u eydiyehuma öyle iltifat eder gibi takım elbise giydiğinde kravat taktığında hırsızı dışarı çıkarma. Onun eli bir nahak yere, haksız yere, gayrın malına uzandığı zaman kesinlikle bilecek ki bu elim kesilecek. O adam hırsızlık yapar mı? Aha gitti iki tane şey, kabaset. İki pislik gitti. Yani saymaya gerek yok. İslam'ın hangi nehi, hangi emri varsa cemiyeti ıslah eder. Bir adam Müslüman olmasa dese ki arkadaş ben Müslüman olmuyorum ama İslamiyet'in bütün emirlerini tatbik ediyorum dese o adam ne yapar? Huzur içinde dünyada yaşar ama cehenneme gider. Mümin değil ya. Onun için İslamiyet'in bütün emirleri en azami derecede dünyada ve ahirette mesud bir hayat yaşamamak için bize bir reçededir. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'ında inna hazel Kur'an yemin ederim bu Kur'an yehdi lilletihi akvam ey insanlar sizi kavim diyor orada. Sekiz tane daha ona mümasil isim var. Niye kavim diyorsun ya Rabbi? Çünkü sizi kıvama getirir, sizi irşad eder, sizi hidayete getirir. Bu Kur'an sizi en güzel yola getirecek yegane kitaptır diyor Cenab-ı Hak. Reçetedir. Evet. Ben diyor Kur'an'ın tesis ettiği iman ve tevhid esasları üzerine diyor bu cemiyetin huzura kavuşacağına iman ediyorum ve bütün mesaimi de iman davasına teksif etmişim. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Annenin evladı yanıyor. Sizin siz de hamur yoğuruyorsunuz. Teknenin ortasına basmış yürüyor. O kadına diyebilir misin? Gözün kör müydü? Bak burada pasta yapacağım. Tekneye basıyorsun diyebilir misin? Evde evladı yanıyor. Aynen öyle de arkadaşlar bunun altında en az 40 hadis, 40 ayet var. Biz birbirinin kardeşiyiz. Ne yapıyor? Kardeşimiz cehenneme doğru düşüyor. Üstad Hazretleri bu cemiyetin cehenneme doğru koşan masum evlatlarını kurtarmak için bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim. Beni nefsimi kurtarmayı düşünen hödyam bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Burada ahiretimi de feda ettim diyor. Niye bunu söylüyor? Değerli Hazirun, tarihçeyi hayatın baş tarafını okuyan birisi diyor ki, okuyanlar bilirler ki orada ne yapıyor? O ilk tarihçeyi hayatın şeyini hazırlayan muhterem ve merhum ağabeyimiz, Ali Ulvi Kurucu Allah rahmet eylesin diyor Mustafa Sabri Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den bir söz işitmiştim fedaçarlığı bahsinde diyor feragati bahsinde. Allame büyük adamlardan sadır olan Allame Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhumdan ferakata ay şöyle bir söz işitmiştim. İslam bugün öyle mücahitler ister ki dünyasını değil ahiretini dahi feda etmeye hazır olacak. Büyük adamlardan sadır olan bu büyük sözü tamamen kavrayamadığım için Mutasavvıfların istigrak Yani o sekil hali Halinde olduğunu zannettim Söylenmiş Bir söz kabul ederek olur olmaz yerlerde söylemedim Fakat aynı sözü Bediüzzaman'dan işitince Bu bir hak söz dedim Arkadaşlar Bediüzzaman yaşamadığı hiçbir şey söylememiş Peki ahiretini nerede feda ediyor? Van'da tutuklamaya geliyorlar Erek Dağı'ndan. Bir grup gelip diyor ki Üstad Seyda gel seni Medine'yi münevver münevvereye götürelim. Orada kal. Orada imana ve Kur'an'a hizmet et. Garanti. Ama ne yapıyor? Üstad esareti tercih ediyor. Ben buraya tevkifan gitmiyorum. Milletimin bağrına sinesine gidiyorum. Bana muhtaç olan insanları ikaz etmek için 36 yıllık bir esaret hayatını 19 defa zehirlenmeyi tercih ediyor. İşte dünyasını ve ahiretini feda etmek bu. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı.'' Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi belki bugün sahip topraklar altında çürümüş gitmişti. Bununla bir hatıra anlatayım değerli ağabeylerim. Bir iş adamı arkadaşa bir külliyat hediye ediliyor. Bu da işlerinin yoğunluğundan o külliyatı açıp da okuyamıyor. İşleri ters gidiyor. Öyle bir vakit geliyor ki artık diyor ki ben intihar edeceğim diyor. Beni ancak intihar kurtarır. İntihar etmeye karar veriyor. Makam odasında yani ofisinde tavana ipi bağlıyor, masaya çıkıyor. Birden karşısına kitaplıkta kendisine bir sene evvel hediye edilmiş bu külliyatı görüyor. Ya diyor adam bana bu külliyatı verdi. Ben buna hiç bakmadan öleceğim. Bir bakayım ne yazıyor. Çekiyor arasından tarihçeyi hayatı. O geliyor. Ve oradan da açıyor. Bu paragraf, bu sayfa geliyor. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. İpi boğazından alıyor. <laughs> Allah'ın ekber. <'u gülüyor> bu ilmin kerameti. Böyle yüzlerce, binlerce bu Risale-i Nur'a muhatap olup da bunun kerametini, Allah'ın ikramını gören binlerce abimiz var değerli hazirun. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şahameti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç ehemmiyet yoktur.'' Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın, o kan emici kumandanın kalbi vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi Said bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. Bu Nikola Nikolaeviç Üstada vurulma emrini veriyor. Vurun diyor. Ve üstad karşıda o ateş edecek manga hazır. Emir verecek. En son tabi kalpler Allah'ın elinde. Cenab-ı Hakk'ın elinde. Bukhari'de böyle hadis-i şerif var. Resulullah'ın böyle duaları var. Ey kalbimi parmakları arasına alan. Ey kalpleri halden hale değiştiren. Ya mukallibel kulub. Sabbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren. Benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Bu peygamber duası. Ne yapıyor? Ya diyor bu ayağa kalkmak ne ki? Kalkmayıp da kalkmayıp da ne yaptı? Oturdu diyor. Ölümü tercih etti. Ya insan bir ayağa kalkmakla öl, ölüm ölümü tercih eder mi? Bu böyle düşürüp mantık yürütüyor. Diyor bunda bir iş var. Ondan sonra o emri geri alıyor. Vurmayın diyor. Niye? Çünkü zaman yaşayacak. Böyle yüzbinlerin milyonların imanı kurtulacak. Siz de buraya geleceksiniz. Beraber sohbet edeceğiz. Bütün bunlar mukadder. Evet sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin 75 milyon Türk cemiyetinin şimdi milyonların milyonlarca ehli imanın imanı namına bir sayit değil, bin sayit feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanma razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Cenab-ı Hak bizleri Böyle kahraman, na'ali şan, şan sahibi, kahraman, cesur bir üstada talebe eylediği için Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Amin. Peygamberimiz cesur, üstadımız cesur, mezhep imamlarımız cesur. Cenab-ı Hak onlardan ebediyen razı olsun. Amin. Onların davasını teali ve tevali ettirmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Rabbul Alemin, Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Onu tesbih ederek melekler gibi ilim talip ediyoruz. İlim istiyoruz. Bizlere tevhid ilmi nasip eylesin. Cenab-ı Rabbul Alemin Kur'an ilmiyle işba olma yolunda hareket etmeyi ama ilme doymamayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak dört gün beş gün sonra bu memlekette ehemmiyetli bir seçim, bir rey verme yani görüş belirledme oy verme yapılacak. Cenabı Hak en hayırlısını nasib eylesin. Amin. cenab Cenabı Hak iman, İslam, Kur'an düşmanlarına fırsat vermesin. Amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en ilhamdulillahi rabbil alemin rızaenillahi teala el fatiha ma as